Hoş geldiniz. Elon Musk'ın maalesef son dakika sürprizi ile alakalı konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Elon Musk yaptığı bir açıklamayla birlikte Tesla'nın arkadaşlar elindeki Bitcoin'in %75'ini sattığını açıkladı. Tesla biliyorsunuz. Piyasanın en büyük bitcoin holderlarından bir tanesiydi şirket olarak baktığımızda. Özellikle geçtiğimiz vakitlerde bitcoin ile ödemeyi kapattıklarını açıkladıktan sonra piyasa çok ciddi bir şekilde dump yemişti o dönem. Şu anda da açık bir şekilde ellerindeki bitcoin miktarının %75'ini sattığını açıkladı arkadaşlar Elon Musk. Şimdi bu haberle birlikte özellikle çok ciddi bir gerileme geldi. Şimdi zaten bir noktadan sonra gerileme geleceğinin farkındaydık en nihayetinde. Fakat burada hareketli ortalamaların tamamını almış, bir hacim yakalamış, özellikle RSI değerleri de müsait iken. Burada arkadaşlar bizim beklentimiz tabii ki yukarı yönlü bir, hiç değilse 28.5'lara belki günler içerisinde bir değme. Yeni haftayla birlikte tekrar çakılma bekliyorduk. Ama... Ne yazık ki Elon Musk'ın bu açıklaması ve bazı bir takım başka haberlerle çok ciddi şekilde dump yedik arkadaşlar ki bu da zaten ayı piyasasının ciddi şekilde şeyi etkisi. Daha önceden de konuştuk bunları. Bir ayı piyasasında tam yukarı hareket yakalandığı zaman örneğin çıkıyor bir tane ABD'den haber gelir. İşte SEC açıklama yapar. İşte Fed açıklaması gelir. İşte İngiltere'den bir açıklama gelir. Çat diye bir anda düşer. Bütün adamlar bütün oyunu bozar yani bir anda. Maalesef bunlar oluyor, gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu Tesla'nın tabii ki kalıcı bir yaptırımı değil. Fakat anlık olarak açıkçası ben bunun bilinçli şekilde yapıldığını düşünüyorum. Bitcoin'e yapılan bu hareketin zira dip fiyatların aslında bulunmasıyla yeniden toplamak için yapılmış direkt olarak bir manipülasyon olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Günlükteki hareketli ortalamadan an itibariyle aşağı yönünü saptık. Ve hareketli ortalamaların 4 saatlik haricinde diye düşünüyorum. Evet tamamının altındayız. Biz burada 21.5'lardan yeniden bir tepki bekleriz. Çünkü Golden Cross hala e, bozulmamış. 4 saatlikten yeniden bir yukarı yönlü tepki alabilir. Ancak kalıcı bir kısa vadede bile kalıcı bir yükseliş beklemiyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.